Sergio Oliveira, Gomez ceza alanı dışı, Gomez harika bir gol kaydetti. Micho bir çalım yapar mı? Çok iyi çalım yaptı hem de. Micho'nun ortası, dönsek çok büyük boşluk. Yunus'un ortası, Micho'nun kafası, kaleci. Neymişsin be kaleci, ne kadar kurtar. Torreira, geri transfer. Leo, Yunus Akgün çekti. Çok iyi döndük Yunus'ta. Yunus ver pası. Gomis'e geçti. Ceza alanı dışı. Gomis çok sert. Merhaba arkadaşlar. Pes Sövenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda sıfırdan Beşiktaş'ın kadrosunu kurmuştuk. Ve o videomuzda sırada hangi takımın kadrosunu kuralım dediğimizde en çok istek Galatasaray oldu. Bu sefer Galatasaray'ın kadrosunu kuruyoruz. Teknik direktör Okan Buruk'tan başlayarak oyuncularına kadar herkesi alacağız. Ne kadar para harcayacağız? Ayrıca onun denemesini yapalım. Ve sonrasında kadroyu kurduktan sonra da maça çıkalım istiyorum. Galatasaray kadrosuyla da bir maç oynayalım. Baktığımız zaman GP'miz, paramız oldukça fazla. 4.599.000 GP'miz var. İstesek Ronaldo'yu bile alırız. Paramız o kadar çok ama. Biz Galatasaray'ın orijinal kadrosunu kuralım istiyorum. Toplamda ne kadar para harcamış olacağız Galatasaray kadrosu için, onu da öğrenmiş olacağız. Fakat şöyle bir sorun var. Bir tane futbolcuyu alamıyoruz. O da Mertens. Mertens şu an Galatasaray takımında gözükmüyor. Napoli takımında da görünmemekte. Napoli takımının kadrosu güncellendi. Mertens'i oradan çıkardılar. Fakat Galatasaray'a eklemediler. Mertens Belçikalı. Belçikalı oyuncuları listelediğimizde orada da gözükmüyor. Şimdi hatta öncelikle Mertens'le başlayalım. Bir Mertens'i satın alamıyoruz. Keşke diyorum geçen hafta alsaydık. Geçen hafta Napoli takımındaydı. Oradan alabilirdik. Bu videoyu biraz geç çektim ben. Mertens'i şu an için alamıyoruz. Fitrele diyelim. Mertens Belçikalı. Belçikalı oyunculara baktığımızda Mertens burada yer almamakta. Kevin De Bruyne 740 bin GP, Courtois, Lukaku gibi isimler var. Eden Hazard burada tabii fiyatlar düştü. Eden Hazard gibi futbolcu 82 bin. Aşağılara doğru inelim. Ben bayağı bir indim. Hani çok da indim ama ne yazık ki Mertens burada yer almamakta. Biraz daha inelim. Transfer güncellemesi geldi. Torreira ile Mertens'i Galatasaray takımına eklemediler. Torreira hala Arsenal takımında gözüküyor. Onu alabiliyoruz ama Mertens'i şimdilik alamıyoruz ne yazık ki. Şöyle biraz daha indiğimizde burada yok. Hatta Napoli takımına bakalım. Napoli takımının kadrosuna baktığımızda da buradan da çıkarmışlar. Fenerbahçe'den gelen stoper futbolcusu Kimmich burada Napoli'ye eklendi. Mertens'i buradan çıkardılar. Galatasaray'a da eklenmedi çünkü Süper Lig'in lisansıyla alakalı sorun var. Bizim takımlarımız da oyundan çıkarılacak. Bu ama Mertens gibi futbolcu şu an oyunda bulunamamakta. Aşağılara doğru indiğimizde Kimmich'i de 9800 GP'ye satıyorlar. Yani Galatasaray kadrosunu kurarken bir Mertens eksik kalacak. Mertens dışında tüm futbolcuları alabiliyoruz. Hemen Galatasaray'ın kadrosuna başlayalım bu arada. Fitreli'yi sıfırlayalım. Galatasaray takımını seçelim. Galatasaray takımını listelediğimizde listenin başında Sergio Oliveira var. 32.000 GP'ye satılıyor. Şu an cebimizde 4.599.235 GP'miz var. Paramız var. Oyuncuları aldıktan sonra bir de teknik direktörümüzü alacağız. Ne kadara düşmüş olacak bu para? Ve hangi futbolcuları alalım? Bazı isimleri tercih etmeyeceğim. Sergio Oliveira göbek futbolcusu, 32.000 GP'li. Öncelikle kadromuzu alalım. Orta alanda Galatasaray'da epey bir seçenek var. Bazılarını eleyeceğiz. Gidecek isimler de var. Henüz burada görünüp de Galatasaray'dan ayrılacak isimleri almamayı düşünüyorum. Gomis önemli bir isim. Hatta şu an Galatasaray 3 maç oynadı. Kazandığı 2 maçta da Gomis'in golleriyle puanlar geldi. Ben Gomis'i ilk 11'de oynatacağım. Seferovic'i ilk 11'de düşünmüyorum. Kadromuzda Gomis'i ilk 11'e yerleştirelim. Kalede Muslera 22.000 GP istemekte. Yeni transferlerden Seferovic de 22.000 GP. Henüz daha hazır değil. Takımda özellikle kaçırdığı gollerle de biraz tepki çekiyor. Belki ilerleyen dönemlerde formda tutacaktır. Ama Galatasaray takımı forvete yine de oyuncu alacağı söylenmekte. Sabit pozisyonu neyse Galatasaray önemli bir transfer yaptı. İsmini telaffuz ederken ben yanlış telaffuz edebilirim. Normalde Dubois diye yazılıyor. Dubois falan diye de okunmuyordu bunun ismi. Dubao gibi bir telaffuzu vardı. O yüzden ben ilk ismiyle Leo diyeyim kendisine. Leo'ya 20.000 GP verelim. Şimdi adını yanlış telaffuz edeceğim. Ben öyle görünüyor. Önemli bir sabit futbolcusu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra Galatasaray'da forma şansı bulduğunda etkili de olabilir o bölgede. Galatasaray'da da 3 tane sabit var şimdi. Yedeklere de Omar'ı alabiliriz. Sol bekte Van Aanholt var. Sol beki de halledelim.
Orta alanda seçenekler fazla. Taylan, Berkan gibi yerli isimler de var. Yabancılar da var. Göbek'te yeni transferlerden Micho sakatlık geçirdi. Bir süre sahalardan uzak kalacak kendisi. 14.000 GP istiyor. Alalım. Torreira da var orta alana. Onu da Arsenal takımından alacağız. Henüz daha Galatasaray'da görünmüyor kendisi. Çıkıldığı Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan bir futbolcu. Henüz daha resmi olarak bir takıma gitmemişti. Morutan gitti ama Çıkıldığı kaldı. Çıkıldığı şimdilik almayalım. Her an transfer olabilir. Luyendama'nın da başka bir takıma gitmesi gündemde. O da kalsın. Emre Kılıç şimdilik dursun. Duruma göre transfer ederiz. 18 kişiliği tamamlayamazsak Emre Kılıç'ı alırız. Nelson önemli. İlk 11'imizde stoper futbolcumuz. 9.800 GP. Taylan Antalyalı var sırada ama şimdilik bekletelim onu. Kadroyu tamamlamak için belki değerlendirebiliriz. Kerem Aktürkoğlu önemli. Kendisini hemen kadromuza katalım. Kerem'i fullemek için de epey antrenör gerekiyor. Şu an elimizde o kadar da antrenör yok. Futbolcuları fulleyemiyoruz çok fazla. Kerem'den sonra sırada Omar geliyor. 8.000 GP. Sağ bek pozisyonuna biz Leo'yu almıştık. Sol bekimiz de var ama yedeklere yine bir bek futbolcusu ekleyelim. Omar'ı kadroya katalım. Gözünden bir sakatlık geçirmişti diyelim. Ondan dolayı da formasından çok ayrı kaldı. İyi bir futbolcuydu. Omar'ı da kadromuza aldık. En kötü yedeklerde tutarız şimdilik. Sağ bek olmadı sol bekte de kullanırız. Emre Akbaba Okan Buruk tarafından forma şansı veriliyor. Emre'yi kadromuza alalım biz. 7.500 verdik. Emre'den sonra sırada Berkan var ama Berkan Kutlu'yu şimdilik bekletelim. Eğer 18 kişilik kadroyu tamamlayamazsak onu da alırız. Abdülkerim Bardakçı'yı almak zorundayız. Stoper pozisyonunda Nelson aldık. Yanına oyuncumuz yok. 5.600 GP verdik. Abdülkerim'i de kadroya kattık. Abdülkerim'den sonra Boy geliyor ama sağ bek pozisyonuna 2 tane futbolcu almıştık. O yüzden Boy kalsın diyorum ki Boy oynuyor ama ben Boy'u tercih etmek istemedim. Sağ açık pozisyonunda Yunus Akgün var. Yunus'u kadromuza 4.500 GP gayet uygun bir fiyata katabiliriz. Şu an fiyatı ucuz. Ekim ayındaki güncellemeden sonra bizim Süper Lig şimdi kaldırılacak. Ekim'de geri gelecek. Yunus'un falan fiyatı yükselecektir o zaman. Yedeği kaleci alabiliriz ama Muslera formsuz da olsa Muslera'yı oynatırım diye düşünüyorum. Ama istersek yedeğe de Okan Koçuk'u ekleyebiliriz. Yine de kadromuzda bulunsun kendisi. 4.000 GP'ye de Okan'ı transfer ediyoruz. Ağaç'a Yunus'u almıştık. Alternatif olarak Emre ile de anlaşma sağlayalım. 9.800 GP verdik gitti. Geriye alacağımız 3 tane futbolcu kaldı. Orta alana takviye de yapabiliriz. Almadığımız isimler vardı. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda yukarıdakileri aldık. Aşağılara doğru inelim. Burada Taylan Antalyalı'yı almadık ama alalım gitsin artık Taylan'ı da. 9.800 verdik. Taylan Antalyalı'yı kadromuza katıyoruz. Berkan var 7.000 GP. Bir yandan da Galatasaray'da genç yetenekli futbolcu Hamza Akman da bulunuyor. Aslında gönlüm Hamza'yı almaktan yana. Ben genç futbolcu Hamza'yı alayım diyorum. 3.000 GP seviyesi düşük ama Hamza heyecan verici futbolculardan birisi. Fenerbahçe'de örneğin Arda, Beşiktaş'ta Emirhan vardı, transfer oldu. Galatasaray'da Hamza Akman var. Yetenekli, iyi bir futbolcu. Ben tercihimi genç futbolcu Hamza'dan yana kullanmak istiyorum. Fiyatı çok uygun, seviyesi düşük ama ileride bu seviyeler yükselecektir. Şu ana kadar 17 futbolcuyu kadromuza kattık. Tek bir isim kaldı Torreira. Onu da Arsenal takımından alacağız. Takımı burada değiştirip Arsenal seçelim. İngiltere Ligi Arsenal takımını bulalım. Evet bulduk. Ne yazık ki Mertens'i bulamıyoruz. Mertens şu an hiçbir yerde görünmemekte. Fakat buradan Torreira'yı alabiliriz. Arsenal takımında gözüküyordu kendisi. Evet burada. Defansif orta saha futbolcusu. Yok edici oyun tarzına sahip. Göbekte ve Dost'ta kullanabiliyoruz. Oyun tarzlarında top çevirme 65 seviyelerde. Ben genelde hızlı kontratak oynuyorum. Hızlı kontratağa göre oyuncuları geliştiriyorum. 32.000 GP ediyor. Son futbolcumuzu da Torreira'yla birlikte almış bulunuyoruz. 4 milyon 350 bin GP'ye kadar düştük. Teknik direktörümüz kaldı. En son olarak da Okan Buruk'u kadromuza katacağız. Okan Buruk da 6.100 GP istiyor. Son olarak Okan Buruk'u da alıyoruz. 255.100 GP harcadık. Yani 255.000 GP'ye Galatasaray kadrosunu kurduk. Tek eksik futbolcu şu an için Mertens. Ama Galatasaray transferde durmuyor. Yine önemli isimlerle anlaşabilir. Bu GP fiyatı birkaç hafta sonra 300 bini de geçecektir muhtemelen. Kadromuzu oluşturduk. Elimde çok fazla antrenör yoktu. Ondan dolayı oyuncuları fulleyemedim. Fakat 80 seviyesinin üzerine çıkardım. Okan Buruk'un da özelliklerine baktığımızda hızlı kontratağı 62. Ben de hızlı kontratakla oynamayı seviyorum.
Ondan dolayı da oyuncularımızı hızlı kontratağa göre geliştirdim. 96 oldu takım önderi seviyesi. Burada bu da menajerin seviyesi çok önemli. 62 değil de 80 ve üzerinde olsaydı rahatlıkla takım önderi seviyemiz 100'e çıkardı. 96 da kötü bir değer değil. Yedeklerde de bu isimlerimiz var. Onların da seviyelerini eldeki antrenörlerle olabildiğince yükselttik. Hamle oyuncularımız var. Bu kadromuzla bir maça çıkalım istiyorum. E-Futbol Lig'de ben bu hesabımızla geçen hafta Beşiktaş'ta bir maç oynamıştım. Şimdi Galatasaray takımıyla oynayalım. Rüya takıma girelim. Buradan E-Futbol Lig'e geçiş yapalım. 9. klasmandaydık ve ilk maçımızdan galibiyet almıştık. Bu galibiyeti de alırsak, bu maçtan bir galibiyet çıkarırsak bir üst klasmana geçeceğiz. Galatasaray takımıyla maça çıkacağız ama bir form durumuna bakalım. Form durumuna bakmayı unuttum. Hangi oyuncularımız formsuz? Şu an için Sergio Oliveira formsuz görünmekte. Yedeklerde de Seferovic var ki Seferovic de epey gol kaçırıyor. Ben zaten Gomis'i ilk 11'e yazdım. Hani D olmasa da A formunda da olsa takımı kurmadan önce kafaya koymuştum. Hatta bu Gomis'in Ümraniyespor maçında attığı gol de enfes bir goldü. Harika bir gol attı. Lige çok iyi başladı. Rakibimiz Real Madrid. Real Madrid'den hangi futbolcuları oynatıyor acaba? Bir kadrosuna bakalım. Öncelikle rakibin kadrosuna bakalım. Real Madrid'den bir an Benzema'yı görünce dedim ki Real Madrid kadrosu mu var? Fakat karışık bir kadro. Savunma hattı çok ilginç. Birçok hücum futbolcusunu rakip arkadaş savunmada kullanıyor. İlginç bir savunması var. 5-2-2-1 dizilişine karşı oynayacağız. Bizim kadroda form durumu düşük futbolcularımız var. Mitchell ve Fanonot geldi düşük formda. Fakat yedeklerimiz iyi. Omar'ı sol bekte kullanalım. Omar'ı sol beki aldık. Orta alana da Emre Akbaba'yı alsak. Emre Akbaba'yı da orta alanda kullanalım. Hatta şöyle yapalım. Sol ayaklı Emre Akbaba sağ tarafta görev alsın. Kerem. Gnabry rakibin savunma hattı full hücumcu. Kerem'i bulsak. Ama sol bekten gelen Omar var. İyi orta yapar. Gol getirir. Omar'ın ortası. Gomis'in kafası yanalarda. Açısı dardı. Oradan gol bulması cidden zordu. Lionel Messi. Real Madrid formasıyla sağdan geliyor. Gnabry yapası. İkili bastık. Abdülkerim. Hızlı çıkma şansımız var. Gomis'e doğru. Soldan gelen futbolcumuz Sergio Oliveira'ya tekrardan döndük. Sergio Oliveira, Yunus Akgün ceza alanına girdi. Yunus'a doğru ortamız. Gerilerden geldi Yunus Akgün. 1-0 Real Madrid karşısında Galatasaray önde. Güzel orta. Ben normalde Yunus'tan kafa vuruşu bekliyordum ama orta biraz aşağı doğru indi. En iyi vuruşu çıkardı. Temiz bir vuruş. Tek vuruş. 1-0 öndeyiz. Orada Torreira, yıldız futbolcu topu kaptı. Gomis'in iyi bir koşusu var. Offside yok. Yukarı doğru dönelim. Yunus'a doğru geçti. Yunus. Kaleci çıktı. Bir çalım yapıp gol atacaktık ama kaleci çok iyi bir zamanlamada çıktı. Kaleyi terk etti. Korner de değil. Top bizden çıkmış. Emre Akbaba. Gomis. Cezaların dışından Ümraniyespor attığı gibi bir gol gelmedi. Yunus Akgün çıkmadan yetişti. Orada bir faul mü offside mi ne kararı? Offside. Yunus Akgün offside'a düşmüş. Pas arası yapamadık. Luka Modric solda iyi düşündü fakat Torreira Ronaldo'ya gelmeden izin vermedi. Torreira'dan Yunus Akgün. Şu Gomis'e dönsek. Gomis gelişine yapıştıramadı tercihte. Çok büyük hata. Gomis. Rakip takımdan büyük bir hata geldi. Rakip kaleci en vermeyeceği adama topu kaybetti. Gomis 2-0 öne geçirdi Galatasaray'ı. Şu şansı vermemek lazım. Abdülkerim çok iyi yerde top kazandı. Kenarda boşluk var. Sergio Oliveira. Yorgun Sergio Oliveira gidiyor. Kaleci çıkmış. Bir aşırtma. Ama Pique izin vermedi. Gomis araya giremedi. Cristiano Ronaldo. Bu maçta beklerimiz çok iyi. Güzel orta gol getirir. Gomis'in kafa vuruşu. Korner. Uzaklardan bir kafa vuruşu denedi. Topun başında genç futbolcu Hamza Akman. Asist gelir mi? Ben ters kullanmayı seviyorum. Şöyle bir ters kullanalım. Hamza Akman'ın ortası. Emre Kılıç direkten. Dönen top. Hamza Akman girer girmez asist yapacaktı. Emre de gol kaydedebilirdi. Bu sefer arkada boşluk bulabilir rakip. Abdülkerim. Omar, orta alandaki isim Torreira, Emre Akbaba, sağda Emre Kılınç,
Ceza alanı dışından Emre Kılıç. Emre Kılıç harika bir gol kaydedebilirdi. Ben giderken bu gol olacak diye hissettim bir an. İyi vurdu. Biraz daha aşağı inebilirdi. Lionel Messi'li rakip geliyor. Sağda Bale. Tehlikeli isim. Benzema. Benzema'nın vuruşu direkt. Gole yaklaştı rakip. Real Madrid takımı 82. dakikada golü bulabilirdi. Pas vereceğini düşünmüştüm ama kaleyi iyi gördü. Emre bir koşu yaptı. Emre Kılınç. Kim? Pique. Pique'yi geçti. Bir daha yakalanmayalım. Çek topu. Bir fake. Emre. Ceza alanı dışından vuruşumuz ne yazık ki savunmaya çarptı. Emre Akbaba bu sefer. Torreira. Oyuncularımız ileride kaldı. Kerem Aktürkoğlu. Hamza Akman. Hamza. Şutumuz geçmedi. Seferovic. Omar. Rakipte. Son şans. Benzema. İyi gördü Muhammed Salah'ı. Fakat Abdülkerim Bardakçı bu maçta iyi müdahaleleriyle iyi top kazandı. Topu iyi çıkaramadı. Yapıyor. Abdülkerim arada sırada pas hatası yapabiliyor. Rakibimiz her an gelebilir. Barcelona geldi. 9. klasmandan bir rakibimiz var. Bir rakibin kadrosuna bakalım. İleri at 4-3-1-2 dizilişiyle gelecek. Arkası kötü ama ileri attığı gayet iyi. Haaland, Ronaldo gibi etkili isimleri var. Arka tarafı savunması sıkıntılı. Coutinho. Arkaya doğru pası. Omar iyi araya girdi. Geçen maçı iyi çıkarmıştı. Bu maçı da iyi başladı. Tekrardan Omar'a doğru dönelim. İlerideki isim Omar, ver pası. Omar ver. Kayarak verdi. Sergio Oliveira. Gomez cezaları dışından. Gomez. Ümraniye Spor'a attığı golün bir benzerini atabilirdik. Ama kaleci izin vermedi. Rakip arkadaş da geçti. Çok iyi vuruş çıkardı. Çok sert bir vuruştu. Topun başında Sergio Oliveira. Ters bir korner çizelim. Sergio Oliveira'nın ortası. Kerem Aktürkoğlu. Düşen top. Kerem vuramadı. Nelson avantajlı. Abdülkerim'e döndük. Sol tarafta boşluk var. Hemen doldurdu rakip orayı. Kerem Aktürkoğlu. Bir çalım. Faul yok mu? Yok. Çok tehlikeli bir yer. Gomez. Bir falso. Gomez. 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 Harika bir gol kaydetti. Gomez. Rakip arkadaş geçti. Çok iyi bir ayak içi falso. Uzak köşeye 1-0 öndeyiz. Rakibin ismi Barcelona ama takım Manchester United. Kerem Aktürkoğlu. Aşağı doğru çekti. Kerem. Kerem'in pası geçmedi. Son anda girdi ama. Michu. Bir çalım yapar mı? Çok iyi çalım yaptı hem de. Michu'nun ortası. Gomez'in kafası. Az farklı avuta gitti. Çok net bir pozisyondu. Orta çok iyiydi. Gomez'in kafası o karar değildi. Nelson. Faul yok. Devam. Sergio Oliveira geçti. Yunus'a doğru dönsek. Çok büyük boşluk. Yunus'un ortası. Michu'nun kafası. Kaleci. Neymişsin be kaleci? Ne kadar kurtardı? Torreira. Yeni transfer. Lucas Torreira. Az farklı avuta gitti ama füze yolladı resmen. Nasıl çıkarıyor bu kaleci bu kurtarışları? 50-55 seviyeli kaleci değil miydi bu? Ben öyle hatırlıyorum ama 85-90'lık oynuyor şu ana kadar. Gayet iyi performans rakipten. Leo, Yunus Akgün çekti. Çok iyi döndük Yunus'la. Yunus ver pası. Gomez'e geçti. Ceza alanı dışı. Gomez çok sert. Olamaz ama artık dönene de vuramadık. Elim kaçtı, kaçtı bir defa telefondan. Ama bu gol olmalıydı. Şu Gomez'le cezaları dışından bir gol atamadık. Rakibi de çok bekletmeyelim. Sergio döndü. Sergio'nun ortası. Oliveira'nın ortası. Gomez kafa vuruşu kaleci. Dönen top. Torreira kayarak geldi vurdu. İkinci golü bir türlü bulamıyoruz. 8 tane şut çekmişiz. %56 toplu oynamamız ama çok fazla şutumuz var. Golü sadece bir tane atabildik. Jere Gomez'le başlıyoruz. Torreira. Sergio Oliveira. Sağda koşu var. Yunus Akgün. Yunus çek sağına. Ver pası. Leon'un ortası. Gelen girişine vurduk. Fakat kaleci çıkar. Kaleci de kaç tane top çıkar. Maçın adamı galiba rakip kaleci olacak. Sergio Oliveira. Dışarıdaki adama doğru keselim. Girişine yapıştırırsa biraz havadan oldu ama. Leon'un girişine şutu. Farklı avuta gitti. Omar'la orayı kapattık. Ama olamaz. Ronaldo'yu kaçırdık. Omar tekrardan yetişti. Haaland çok tehlikeli atak. Rakip ilk defa tehlikeli geldi. Haaland'la gole çok yaklaştı.
1-0'lık skor devam ediyor. Kenarda Michio. Kerem'i görmemiz lazım. Kerem çok güzel önünü aldı. Kerem ceza alanı dışından falsosu. Kerem Aktürkoğlu. Maçta 10 şutumuz var. 8'i ilk yarıda geldi. İkinci yarı çok düştü oyuncularımız. Yoruldu. Oyuncu değişikliği yaptık ama bir türlü oyun durumu ince de değişmedi. Maçın adamı kim oldu? Oyuncu derecelerine bakalım. 7.5 Gomis. Videomuzda Galatasaray takımını kurduk. Teknik direktöründen oyuncularına kadar. Sonrasında güzel maçlar da oynadık Galatasaray takımıyla. Bundan sonra da yine bu şekilde farklı takımlarımızın kadrolarını kurup maçlara oynamak istiyorum. Umarım sizlerin de hoşunuza gider arkadaşlar. Sizlere yayınlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.